Efendim, F-16 satış süreciyle ilgili bir gelişme var. Hemen onu aktarayım. Amerika Birleşik Devletleri'nden Senatör Rand Paul, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin süreci engellemek için yasa tasarısı sundu. Konuya ilişkin Habertürk'e konuşan diplomatik kaynaklarsa, F-16 satış süreci planlandığı şekilde sürüyor, muhatabımız Amerikan yönetimidir dedi. Tüm detayları izleyelim şimdi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 talebine Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi onay vermişken, Amerikan Senatör Rand Paul'dan satışın gerçekleşmemesine yönelik bir yasa tasarısı geldi. Paul, yasa tasarısında Türkiye'ye 40 adet F-16 ve 79 adet modernizasyon kiti satışının engellenmesini istedi. Konuya ilişkin Habertürk'e konuşan diplomatik kaynaklar bu yasa tasarısının süreçte aksamaya neden olamayacağını ifade etti ve süreç planlandığı şekilde sürüyor. Muhatabımız Amerikan yönetimidir dedi. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre F-16 ve modernizasyon kiti talepleri şu an Amerikan Senatosu'nda sessizlik süresi olarak adlandırılan 15 günlük sürenin dolması aşamasında. Sessizlik süresi olarak adlandırılan 15 günlük sürede satışa itiraz olmazsa siyasi engellerin ortadan kalktığı anlamını taşıyor. Amerikan Senatör Rand Paul'un yasa tasarısıysa sessizlik süresini bozmuyor. Daha önce de Orta Doğu'da çeşitli silah satışlarını engellemeye dönük yasa tasarıları sunan senatörün itirazının komite üyesi olmadığı için sessizlik süresini bozan bir etkisi olmadığı ifade ediliyor. Senatörün attığı adım bireysel bir girişim olarak değerlendiriliyor. Amerikan Senatosu'ndaki sessizlik süresinin Türkiye saatiyle pazar sabahı dolması beklenirken, aynı gün itibarıyla siyasi engellerin kalkması ve teknik satış sürecinin önümüzdeki günlerde devreye girmesi beklentiler arasında.